Da ne demekmiş? Canım uzatmayın işte. Kurbağa murbağa lafın gelişidir. Biraz gezip dolaşmak istiyorlardır. Ne var yani? Ne kadar genişsin oğlum. Duymuyor musun televizyonlarda? Şehir magandaları adam kaçırıp öldürüyorlarmış. Makbule anne. Yoksa Sibel'i öldürdüler mi? Ay. Allah'ım sen onu koru. Aa, yok kızım. Sen de hemen atlama lafın üzerine. Meraklanmakta haklı olduğumuzu söylüyoruz. Yahu gençlerin aralarında bazen isim takmalar olur. Kurbağa da öyledir muhakkak. Bana da öyle geliyor. Kazık kadar oğlanın kurbağalarla işi ne? Yalnız bu gezmelere bir sınır koyun. Böyle gece yaralarına kadar olmaz bu iş. Güvendiğimiz bir ailenin çocuğu anne. Hayır da diyemezsin ki. Vesvese hepsi. Sanki sizin öbürü olan neydi adı? Zafer. Hah, Zafer. Çok mu aklı başındaydı sanki? Talat mantıken Zafer abinin eline su bile dökemez. Onu siz batırdınız. Mihriban, nasıl konuşuyorsun kızım öyle? Aa. Özür dilerim Makbule anne. Haksızlığa dayanamıyorum. Epey dili uzamış bunun anne. Ne hakla böyle konuşuyor? Yalan da söylemiyor hani. Buldunuz Sünepe oğlanın birini, yaktınız kızın başını. Hayatımız kurtuldu. Hepimizin hayatı. Bunu ulu orta her yerde söyleyip rezil olma. Sen aileni kurtarmak için kendin savaşacaksın. Biz böyle gördük. Kızımızı ortaya sürmedik. Yürümeyesen gidelim. Ya da ben gidiyorum. Otur Yadigar. Sinirlenmeyin. İyi geceler Valide Hanım. Sen de sinirlenecek zamanı buldun anne. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ne yapalım? Allah Allah. Mantıken aferin. İğneyi doğru zamanda batırdın. Siz rahatınıza bakın baba. Elektrik sobasını da getirdim. Sağ ol. İstediğiniz bir şey varsa çekinmeyin söyleyin. Sağ ol, yok. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi birilerine benziyorlar. İyidirler, onun için geldik ya. Onlar içeride mi yatacaklar? Herhalde. Sobayı yakalım baba, bu oda çok soğuk. Peki kızım. Sabaha kadar kemik kıkırdaması olacağız baba. Uzatma be oğlum. Sabah işe gideceğiz. Uyu hadi uyu. Titrerken sarsıntı geçiriyorum. Uyuyamıyorum baba. Üf be, çenen düşer, titremen gelir. Yapı meselesi baba. Ocakçı baba kalktı Zafer baba. Oğlum adamın sıkıntısını öğrensek ya. Uyku tutmuyor besbelli. Soruyorum, yanıt yok babada. Ocakçı baba buyur istersen. Ya kusura bakmayın, sizi de uyutmadık, rahatsız ettik. Ne demek abi, biz rahatız değil mi Barretta? Tabii rahatız. İçer misin? Ben öksürmeyeyim baba, sağ ol. Siz? Sağ ol abi. Konuşmak ister misin? Boş verin gençler, bizde dert bitmez.
bir türlü anlamıyorsun İrfan. Elbiseyi şuraya bırakıyorsun ve gecenin sessizliğinde kayboluyorsun. Gece sessiz anladık da bu kadar yolu geri mi tepeceğiz? Ne tarafa doğru tepeceğin senin bileceğin iş İrfan. Artık aynı havayı teneffüs etmekten gına geldi biliyorsun. Tarih seni kara harflerle yazacak. Beni de umutsuz bir aşkın kurbanı olarak anlatacak. Hangi tarih kitabına girmek istiyorsun? Dünden bugüne eklem bacaklar olabilir mi? İçimden bir ses gitme, gitme diyor Elin. Gel içimdeki bu sese beraber kulak verelim. Seninle beraber sadaka bile vermem. Güle güle İrfan, bahtın açık olsun. Benim bahtımda sen varsın Eleni, anla beni. Benim bahtımda da... Of of, baktım baktım kimseyi göremedim İrfan. Benden seni versinler ellere, beni vursunlar dememi bekliyorsun ama... Bu talihsiz akşamlarda yer demir gök bakır Eleni. Hatta susuz yaz. Ne beyninde ne de beyinciğinde kendine ait bir fikir yok görüyorsun. Böyle saçmalıyorsun. Elveda Eleni. Kenardan güle güle. Oh, çok şükür bu geceyi de kurtardık. Ah. Ah. Hala ne bakıyorsun? Gitmedi mi Müesser ablanlar? Gittiler. Bu Sibel'e ne oldu ayol? Korkmaya başladım. Kendi evine gitmiş olmasın Makbule anne? Bak bu aklımıza gelmedi. Ama evde kimseyi bulamayınca bizi aramaz mıydı? Mantıken buraya geleceklerini düşünemez. Çünkü Nizamettin amca onlara küs. Hoş bu da doğru ya. Aman insanı serseme çeviriyorlar. Vaktinde gelse ne olur sanki? Talat'tan ayrılsın Makbule anne. Olur kızım. Sabah arar söylerim. Kimsenin işine karışılmıyor artık anlamıyor musun? Ben Sibel'i sevdiğim için söylüyorum. Ben de seviyorum. Nizamettin Bey de seviyor. Zafer de seviyor. Ne yapabiliyoruz? Hiç. Senin de sinirden karnın acıkıyor mu? Acıkmıyor. Dolapta kabak yemeği var. Acıktıysan onu ye. Bu saatte kabak yenilir mi? Az bir şey zaten. Atıver ağzına gitsin. Dökecek değiliz ya. Aman tamam. Ha çöp ha ben. Sakın yemiş gibi yapıp çöpe dökme. İmdat! Ay ne oluyor? Ay kim? İmdat! Göremiyorum. İmdat! O neydi baba? Biri çığlık attı. İmdat dedi baba. Bir şey görünmüyor baba. Gidip bakalım mı? Aha, karı koca kavgasıdır belki. Bir bakalım baba. Belki yardımımız dokunur ha. Hadi Varet hadi yürü. Görünen bir şey var mı? Yok, bir daha da bağırmadı. Kimdi acaba? Hayırdır inşallah kapı vuruluyor. Ben bakayım. Dikkat et kızım, kürek mürek al yanına. Ay! Ah, yer gök inler be neler olur. Ne bileyim ben, kadının teki çığlık attı, arkasından kapı vurulmaya başladı. Sen de oradaki tabloyu al Makbule. Ah yardım ediniz. Ah, eve hırsız girdi, canımı zor kurtardım. Hırsız mı? Ya geçmiş olsun. Polisi aradın mı madama? Canımı zor kurtardım diyorum siz anlamıyorsunuz Nizamettin Bey. Ben polisi arayayım. İrfan beni eve bırakmıştı. Güç bela geri gönderdim. Tam şöyle ayaklarımı uzatacağım dedim. Ah bir baktım bir hırsız evin içinde salı pazarı gibi dolaşıyor. Aa, aman aman en korktuğum şey. Yine dadandı desene be. Evi hırsıza bırakıp kaçtın mı kızım? Canımı zor kurtardım diyorum Makbule Hanım. Aa, şaşkınlıkla çantamı kaptım. Hiç değilse bunun içindekileri kurtardım. İyi geceler. Tamam polisler geliyor. Senin de polislerle eve gitmen lazım kızım. Dünyada gitmem. Gel beraber gidelim be. O zaman olabilir. Ama söyleyeyim size evde yatamam bu gece. Başımızın üzerinde yerim var kızım. Bizde kalırsın. Ama önce zabıt mı tutulacak? Şikayette mi bulunacaksın? Onu hallet. Ah bana verecek bir bardak suyunuz var mı? Vereyim Emel abla. Çok korkmuşsun yüzünden belli. Allah düşmanıma böyle korku yaşatmasın. Kalbim inanınız yerinden zıplayacak sandım. Sendeki kalp lastik midir madama? Siz dalganızı geçiniz Nizamettin Bey. Hırsızla böyle burun buruna siz geliniz de göreyim sizi lastik mi plastik mi? Ortalıkta kimseler yok. Ne oldu acaba? Ne bileyim oğlum, ses seda çıkmadı bir daha. Nereden geldi de belli değil.
Kral öldü, yaşasın yeni kral. Muhabbete hızlı başlamışlar anlaşılan. Tamam baba, görmemiş ol. Takma kafana. Yürü eve gidelim. Ben malum yere giderim. Uzun kalma orada. Herkes kalkar şimdi. İzdiham yaratma. Orada bile rahat yoktur be. Günaydın. Günaydın anneanne. Bir daha böyle bize oyuna getir. Gör bak nasıl yapıyorum seni. Günaydın. Zaman nasıl geçtiğini anlamamışım anneanne. Talat çok güzel mangal yapıyor, biliyor musun? Kızım, gece yarısına kadar insan zamanın nasıl geçtiğini anlamaz mı? Tamam anneanne, uzatma. Annen ne dedi, kızdı mı? Bir daha bu kadar geç kalma dedi. Aa, mesele kapandı gitti. Arada sinir krizi geçiren biz olduk. Herkese günaydınlar dilerim. Günaydın. İyi uyudun mu bari? Ah, gönül rahatlığıyla uyudum. Hırsız yok, İrfan yok. Bugün artık kapına sağlam bir kilit taktırırsın. Tabii taktıracağım, hem de en sağlamından. Aferin. Çok erken çıkmıyor muyuz efendim? Bir saat daha uyusaydık. Hadi hadi. Benim belalının ne zaman geleceği belli olmaz, hadi yürü. Günaydın. Günaydın. İşe mi? Ha? Dün aradılar. Eski işime, gazeteye geri dönüyorum. Hadi hayırlısı. Bu sefer yaş tahtaya basma. Basmam. Hadi ben gidiyorum. Emlakçıyla randevum var. Vallahi oynattı bu ya. Sabahın köründe ne emlakçısı? Biz de yaptık bu işi. Bu kadar erken ne gerek var ki? Korkuyor efendim. O belalısı Hikmet var ya, ondan korkuyor. Ha abi, aklıma geldi. Dün gece mahallede bir hareketlilik vardı. Ne oldu biliyor musunuz? Yo, biz bir şey duymadık. Biz ta evden duyduk abi. Demek siz duymadınız ha? Fahri Bey ışıkları kapatıp tavuk gibi erken yatırıyor efendim. Duymayız tabii. Abi ben de geç kalmayayım ha. Görüşürüz. Hayırlı olsun efendim. Sakın Emel Hanım'a bir şey olmasın. İrfan yeni azıtmış olabilir. Bak kızım, ne demişler? Az veren candan, çok veren maldan. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama neyse. Fazla özverili olmana gerek yok. Ağırdan sat kendini. Ben ne yaptım ki anneanne? Piknik yapmaya gittik, o kadar. Ben müsaadenizi rica edeyim Makbule Hanım. Çünkü dayanamayacağım. Nizamettin Bey hatıratını yazıyor içeride herhalde. Kendini zora sokma kızım, müsaade senin, al git. Her şey için çok teşekkür ederim Makbule Hanım. Arada bir Nizamettin Bey'e bakınız, sağlığı yerinde midir diye. Hoşçakalınız. Güle güle. Güle güle. Nizamettin Bey'inki de inat. Mahsus çıkmıyor oradan. Belki de uyuyup kalmıştır. Bakayım mı? Hayır, lafım bitmedi. Bana bak. Yol yakınken geri dönebilirsin. Dönmem anneanne. Ağzımdan ne çıksa hemen yapıyor Talat. Bu iyi ama cici mayları geçince ağzından çıkanı yerine tıkmasın da. Öyle bir insan değil o. Peki bana bir çay koy bakalım. Paranın gözü kör olsun. Biz aman kocamızı zora sokmayalım diye yutkuncuk olduk. Ömrümüz boyu. Oğlum, çayların üzerine hapşırmasana ya. Özür dilerim baba. Çok yaşayayım mı? Çok yaşa, çok yaşa. Git değiştir şu çayları hadi. Dün otobüs çok geç geldi baba, ben gideyim. Bir çay içmeden gitme oğlum. Git içeri ocakçıdan bir çay al hadi. Tamam. Ben de ocakçıdan alayım çayımı. Aksırıksız. Beni bu kadar dışlamayın baba. Ne yapalım? Dün soğukta yattı. Niye? Elektrik sobanıza ne oldu? Aramızda kalsın baba. Ocakçı baba bilmediğimiz bir nedenle kızıyla birlikte bizde kaldı. Sobayı onlara verdik. Allah Allah. Biz de öyle dedik baba. Allah Allah. Üstelik ocakçı baba bir yumuşadı bir yumuşadı. Sanki durulama suyuna şey katmışlar. Dikkat edin oğlum. Fazla tanımıyoruz adamı. Başımıza dert almayalım. Bundan sonra böyle babalar. Çay isteyen gider alır. Baret de bir şeyler söyledi Zafer. Ocakçının durumu ne? Bilmiyorum abi. Dün bir ara kızı buradaydı. Eve gitmemişler. Bize geldiler. Vallahi bütün bildiğim bu. Dikkat edin. Tamam. Ben gidiyorum baba. Hadi oğlum, dikkatli ol. Güle güle. Bir öğrenmeye çalışın bakalım. Kapalı kutu abi. Yalama olmuş bu kapı.
Dün gece böyle değildi. Kim yalamış bunu? Alçak hırsız. Tamamen bozmuş kilidi. Ah, ne işiniz var kuzum evimde? Sağsınız, of, hayattasınız. Sizi tek parça halinde gördüğüme nasıl sevindiğimi anlatamam efendim. Ben kek değilim Ayrı Bey. Tek parçadan kaçtınız nedir? Dün gece bazı şeyler olmuş. Ben de sizin başınıza bir iş geldi sandım. Siz duymadığınıza göre pireleri uçuşturuyordunuz. Hırsız girdi evime. Aa, ne diyorsunuz? Bakın yanılmamışım. Olay adalete intikal etti. Siz yine geç kaldınız. Sahi kuzum, nasıl içeri girdiniz? Affınıza sığınarak bir tekme darbesiyle girdim efendim. Eğer içeride kanlar içinde yatıyorsanız sizi kurtarmak istedim. Cesur yüreklisiniz ama kapıya çok zarar vermişsiniz. Verilen zararın tazminini rica edeceğim. Ne demek efendim? Hemen şimdi, az sonra, reklamlardan sonra, canlı bağlantı, kısa bir ara. Oynattı zavallı. Kapının maliyetini bedavaya getirdi Kızır İlyas Bey. İyi bak kızım, küçücük vida. Gözlük bana lazım. O vidayı bulmamız lazım. İki kere lazım yani. Küçücük vida hemen bulunmaz ki Makbule anne. Arıyorum işte. Akşama kadar da aramayalım kızım. Bilemedin 3,5 dakika. Azami süresi budur bunun. Nasıl bu kadar emin oluyorsun Makbule anne? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Şuralara da bak hadi. E bakıyorum işte. Bana bak, bağırma, yolarım ha. Ben çıktım. Ne yaparsınız be? Gözlüğün vidası düştü. Hah, buldum işte. Ver Nizamettin Bey'e. Al. Nizamettin Bey, şu vidayı takıver. Ver takayım be. Kız ağlıyor, bakıver Mehriban. Tamam. Bebeğin durumunu Osman'a söyledin mi? Söyledim. Ya bu vida bunun mudur be? İtelenmez bir türlü. Bununla iteleyeceksin. Şunları içeri koy, kaybolmasın oğlum. Hoşçakal. Ay tamam baba. Oğlum aksırırken ağzını kapasana ya. Affedersin baba, aniden hayırlı geldi, yetişemedi. Efendim. Oo Ayrı abi, ne güzel olmuşsun maşallah. Saatler olsun. Tıraş bu işte. Bak dişlerime. Maşallah. Şeker maşallah. Vereyim baba. Terbiyesizleşme oğlum. Gelsene Ayrı abi, otursana. Gelemem Osmancığım. Daha fazla konuşmak isterdim ama Emel Hanım'ın kilidini yaptırmam lazım. Sonra detayları anlatırım efendim. Oo, hadi bakalım, kapı kilidi mapı kilidi maşallah. Son kilidi İrfan baba takmasın da baba. Alıştılar artık sopaya. Ben Mustafa'nın okuluna gidiyorum. Burası sana emanet, tamam mı? Merak etme baba. Güle güle. Öp babayı bizim için. Aa merhaba. Merhaba. Dişinin ağrısı geçti mi? Diş mi? Dün seni kahvede gördüm. Ben Barettin'in nişanlısıyım da o söyledi. Neyse boş ver. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Buralarda ucuz kiralık ev var mı? Evi kahvenin yanındaki emlakçı Dursun amcaya soracaksın. Buralarda boş ev olduğunu sanmıyorum. Teşekkür ederim. Yine de aklında bulunsun. Emirgan öyledir. Bir gelen bir daha ayrılamaz. Evet, çok güzel. Tamam. Aramaktan yorulursan bize gel dinlen. Bir çayımızı içersin. Bakalım. Teşekkür ederim. Bunun ağrısı diş ağrısı değilmiş. Hırşit! Kapa be ağzını. Yıkadın her yeri. Affedersin baba. Hep gafil avlanıyorum. Ya baba, bize derdini ne zaman söyleyeceksin baba? Senin için üzülüyoruz. Hayat zor. Herkesin onun yazısı başka, anlıyor musun? Ben anlıyorum da baba, sen derdini ısrarla söylemiyorsun. Biz de bir davanın içine düştük. Tek düşündüğüm kızım. O olmasa kökten bitirirdim her şeyi. İyi de baba, dava ne? Davayı söylemeye dilim varmıyor. Utanıyorum, biliyor musun? Bizim çaylar ne oldu Baretta? Geliyor baba. Baba? Al çaylarını ver. Gevezelik zamanı değil. Lafı dilin ucuna kadar getirmiştik baba. Emekler boşa gitti. Çaylar geldi babalar. Söyleyemem ki, ağrıma gider. Küçücük vidacık, nerededir be? Yavter saldırma bize be. Kalk yerlerden Nizamettin Bey, ne yapıyorsun öyle? Senin küçücük vidanı ararız be.
Yerinde durmaz fırlar elimizden. Yere düşürdün değil mi? Sana masanın üzerine bir gazete açtı orada tak demedim mi ayol? Ben masanın üzerinden gazete açıp takamam makbule. Işığa gelirim ben. Gitti canım gözlük, görüyor musun? Ya gözlüğün bir yere gittiği yok ve büyük bir işi ya. 28 senedir kullanıyorum o gözlüğü ben. Gözüm gibi baktım ona. Tamamdır işte. Tekaatlik zamanı gelmiştir. Yenisini alırım be. Ya bir çerçeve kaç para biliyor musun sen? Kaç para? Hayır, ben sana soruyorum kaç para diye. Ben de sana sorarım, ne var, kaç para? O kızı yine gördüm. Hangi kızı? Ocakçının kızı. Bunun gözlük çerçevesiyle ne ilgisi var? İlgisi yok. Tam çerçeveyi yeniletiyorduk, araya mızrak gibi girdin kızım. Bir bak ne konuşuluyor, zamanını bekle. Aman boş ver be. Gider yenisini alırım ben sana be. Ah, ellerin dert görmesin Nizamettin Bey. Kısmetle de olsun. Nizam gider. Gel bakayım şöyle. Kimmiş bu kız? Fırıncının kızıyla ilgisi yok değil mi? Ona bakarsan mantıken kupa kızı ve maça kızıyla da ilgisi yok. Ne diyorsun? Kızım adam gibi anlatsana. Nereden çıktı bu kız? Ocakçının kızı diyoruz işte. Üf. Aa, bana bak. Bunlar olmaz dedim. Bana ıvır zıvır kilitleri gösterme. Kilit takacağımız hanımefendi saygıdeğer bir tavernanın mükemmel bir solisti. Eşsiz yetenek dedim. O sizin iyiliğiniz Hayri Bey. Kimse mükemmel değildir. Ben kendi halinde evinin nafakasını çıkaran bir kadınım. Dulum, titiz bir kadınım. Kendinize haksızlık etmeyin efendim. Sizin gibi yetenekler sesini fazla duyuramıyorsa bu sizin eksikliğinizden değil. Devir zıpırların, devir zıpırların. Biz yine de bu kadar katı olmayalım. Kilidi değiştirmeniz büyük incelik. Fazlası apse yapar biliyorsunuz. Çiçek dalında, muhabbet tadında güzeldir. Bu kapının durumu ne usta? Kilidi değiştiriyorum abi. Vay, oynar bıçağı mı denk geldin usta? Kafa yontulmuş, güzel. Portakal orada kal İrfan. Allah bütün günahlarımızı affetsin. Sonumuzu yazdıysa bir daha gözden geçirsin. Nedir bu kilit olayı? Akşam eve hırsız girdi. Hırsız mı? Ben gittikten sonra mı? Yoksa yastık altı olayına devam mı Eleni? Hı? Ben Demet Elik ne arar? Akılsız İrfan. Ya ıvır zıvır işte. Hadi diyelim hırsız biraz ıvır biraz zıvır alıyor. Senin sebebi ziyaretin nedir hoca? Kapının kilidi bozulmuş. O da hayırsever bir vatandaş olarak da silingir çağırdı. Her şey süt liman yani. Demek olay bu. Evet, bana müsaade efendim. Otur hoca. Bakma, burada olduğuna sevindim. Danışacağımız bir olay var. Adamcağızı oyuna getirme İrfan. Sen şimdi mutfağa uzuyorsun. Bize iki tane okkalı kahve yapıyorsun. Ben içtim efendim ah. Bir daha iç, hadi elini. Peki. Gelene kadar eline ayağına sahip ol İrfan. Şimdi hoca, sen tıp mensubuydun değil mi? Ocakçının kızı dişi ağrıyor diye mi kiralık ev arıyormuş? Hepsini birbirine karıştırıyorsun Makbule anne ya. Aman, doğru dürüst anlat sen de. Anneanne, dedemle bizimkilerin arasını ne zaman düzelteceğiz? Deden şu ara çok kızgın. Hiç yanına yaklaşma. Mihriban. Efendim. Ben kötü bir şey mi yaptım? Yorum yok. Bana yardım et. Yorum yok. Delirtme insanı. Zafer nasıl? Çok mu üzgün? Günlerdir kendine gelemiyor. Çok kötü yaptın. Dün gece gördüm eve girerken. Aslında konuşmak istedim. Hatırını sormak istedim. Yapamadım. Tersleyeceğinden korktun değil mi? Evet. Ben yine de onunla arkadaş olarak kalmak isterdim. Senin yaptığın hangi arkadaşlığa sığar ki? Boş versene. Böyle bitsin istemezdim. Oh, stop.